Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala hulukun azim. Sadakallahul azim. Kıymetli cemaatimiz, telefonu başında dinleyenler ve yine burada dinleyen cemaatimiz. Yüce Mevlam gecenizi hayır eylesin. Yüce Mevlam Peygamberimizin şefaatine inşallah her birimizi nasip eylesin. Peygamberimizin güzel ahlakından bahsetmeye çalışacağız. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi 4. ayet-i kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. وَاِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz, Yüce Mevlamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Kıymetli cemaatimiz, okuduğumuz ayet-i kerimede Peygamberimizin yüce bir ahlaka sahip olduğu açıkça bizlere belirtilmektedir. Ayet-i kerimedeki üstün ahlaktan kasıt ise Hazreti Peygamber'in sahip olduğu Kur'an ahlakıdır cemaatimiz. Kur'an'dan ne öğrendiyse onu uygulamıştır. Kur'an, Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı. Şimdi nitekim Hazreti Ayşe'ye, annemize Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğunu sorduklarında Peygamberimiz dedi ki, Hazreti Ayşe dedi ki, siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır demiştir. Ve yukarıdaki okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin malinde verilen ayet-i kerimeyi okuyarak Hazreti Ayşe bunu cevap vermiştir. Annemiz bunu böyle cevap vermiştir. Yani Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı. Evet. Çünkü Allah Teala Peygamberimiz için diyor ki sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda biz Müslümanlar için en güzel örnektir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman kimseler için Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır. Peygamberimizin attığı her adım, söylediği her söz, yaptığı her iş, geliştirdiği her ilişki bizim için örnektir kardeşlerimiz. Çünkü Allah'ın örnek olarak takdim ettiği bir insan tabii ki bizler için hem rehberdir hem de örnektir kardeşlerimiz. Peygamberimizi hem rehber edineceğiz hem de örnek alacağız. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin tebliğ ettiği hak dinler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale erdiği gibi güzel ahlakta onunla kemal ermiş ve zirveye ulaşmıştır. Kendileri ümmetine örnek olmak için Allah Teala'dan güzel ahlak istemiş, kötü ahlak ve vereceği zararlardan da Allah'a sığınmıştır. Ya Rabbi beni kötü ahlaktan koru, bana güzel ahlak ver ya Rabbi diye dua etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ım, şöyle dua ederdi Peygamberimiz bununla alakalı. Yani kötü ahlaktan korunmak için şöyle bir dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet. Amel ve ahlakın en iyisine ancak sen hidayet erdirebilirsin. Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden de beni koru ya Rabbi. Amel ve ahlakın kötüsünden ancak sen koruyabilirsin ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etmiş kardeşlerimiz. Yine başka bir hadiste yine Peygamberimizin duası, Allah'ım ayrılıktan, münafıklıktan, ahlakın kötüsünden sana sığınırım ya Rabbi. Böyle dua etmiş. Ahlakın kötüsünden sana sığınırım. Kötü ahlaktan Allah hepimizi korusun. Şimdi kıymetli cemaatimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bazı ahlaki sıfatlardan bereketle Peygamberimizi hep beraber bu sıfatları anarak Peygamberimizin hangi sıfatlara layık olduğunu burada sizlere anlatmaya çalışalım. Birincisi doğruluk kardeşlerimiz. Peygamberimizin doğruluğu. 35 yaşındayken yaşadığı toplum tarafından Muhammedül Emin, en güvenilir insan Muhammedül Emin diye isimlendirilmiş. Müşrikler ona şair, kahin, cin çarpmış gibi yakıştırmalarda bulunuyorlar. Ancak
hiçbir zaman yalancı demiyorlardı. Hatta Ebu Cehil, biz seni yalanlamıyoruz, getirdiğini yalanlıyoruz diyordu. Bunun üzerine En'am suresi 30. ayet-i kerime inmiştir. Ve Allah şöyle buyurdu orada, onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar buyurmuştur. Abdullah bin Amr anlatıyor. Peygamberimiz evimizde bulunduğu sırada annem çocuğa gel sana bir şey vereceğim dedi ve hurma verdi. Peygamberimiz eğer çocuğu kandırmış olsaydın, eğer onu ona vermeseydin, gel sana bir şey vereceğim dedim, çağırdın ya, eğer onu kandırsaydın, kandırmış olsaydınız size bir yalan günahı yazılırdı buyurdu. Onun için Peygamberimiz çok doğru insandı. Doğruluk Peygamberimizin şiarıydı. Dosdoğru bir insandı. Biz de doğru insan olmak için Peygamberimizin örnekliklerine bakacağız ve hayatımızı doğruluk üzerine kuracağız. İkincisi merhametliydi kardeşlerimiz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Kendisi de şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Ya gördün mü? İşte malımız var, mülkümüz var, hayvanlarımız var değil mi? Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Çok dikkat edelim. Hayvanlarımıza çok güzel bakalım cemaat. Bunlar bizim emanetlerimiz. Ve bunun gibi her şeye merhamet edeceğiz. Sadece hayvanlara değil. Her canlıya. Kıymetli kardeşlerim, cömertliği peygamberimiz. Cömertliği var. Peygamberimiz, ben ancak dağıtıcıyım, veren Allah'tır derdi. Cabir radıyallahu anh onu anlatırken şöyle söylemiştir. Peygamberimiz kendisinden bir şey isteyene asla yok dememiştir. Hazreti Ayşe ise, Peygamberimiz 3 gün peş peşe karnını hiç doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu. Fakat yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi. Ya biz de maalesef habire yiyoruz. Az bir aç kalsak sinirleniyoruz, yiyoruz. Ya ne olacak bizim halimiz? Peygamberimiz sünnetine uymuyoruz işte. Ya. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz tevazu sahibiydi. 4. özellik, tevazu sahibiydi. Peygamberimiz bir mecliste boş bulduğu yere oturur, ev işlerine yardım eder, elbisesini yamar, pazardan ev ihtiyaçlarını kendisi görürdü. Tevazu konusunda şöyle buyurmuştur Peygamberimiz. Kim Müslüman kardeşine alçak gönüllü davranırsa Allah onu yükseltir. Evet. Kibirleneni, üstünlük taslayanı ise Allah alçaltır. Ya. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz zengin fakir ayrımı yapmadan davete gider, fakirlerin evine gidip hal hatırlarını sorar, hastaları ziyaret ederdi. Hastalara şifa bulmaları için dua eder, inşallah iyileşeceksiniz diye teselli ederdi hastaları. Bizim gibi hacı emmi gidiyor hastanın başına. Ya işte ne yapalım? Allah yardımcın olsun. Bu hastalık herkese geliyor işte. Bu kanser kötü bir hastalıktır. Senin başına da gelmiş. Sabret. Lan oğlum ne yaparsın lan sen adama? Adama kansersin diye ya. Lan bir dur ya. Adam zaten biliyor hastalığını. Ya niye tekrarlıyorsun? Hacı abi gidiyor mesela şeye. Hastanın başına böyle söylüyor. Peygamberimiz onu demiyor bak. Ama inşallah iyileşeceksin. İnşallah iyi olacaksın. En amansız hastalık olsa böyle demek lazım yani. Adama tam morali verdi yani. Adam gidici. İşte bu yanlış cemaatimiz. Bakın bir defasında Yahudi bir ailenin hasta çocuğunu ziyaret etmiş Peygamberimiz. Onu İslam'a davet etmiş. O da babasının yüzüne bakmış. Babası da oğlum peygamber ne diyorsa sen onu yap demiş. Ve çocuk Müslüman olmuştu. Gördün mü ya? İşte. Ama demin ki Hacı abi gibi yapsaydı tamam. Evet. Kıymetli kardeşlerimiz, Peygamberimizin başka bir ahlakı, aşırı övgüden hoşlanmazdı Peygamberimiz. Peygamberimiz ashabına beni Hristiyanların İsa'yı övmeleri gibi övmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Yeter derdi Peygamberimiz. Evet, Peygamberimiz hoşgörücü ve bağışlayıcıydı kardeşim cemaatimiz. Sevgili Peygamberimiz güler yüzlü ve yumuşak huylu bir insandı. Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vasfetmiştir.
Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. Ali İmran suresi 159'da Allah böyle buyuruyor. Peygamberimiz böyle bir güzel bir insandı. Kıymetli kardeşlerim, 9 yıl peygamberimizin yanında bulunan ve yetişen Enes bin Malik diyor ki, bana bir kez olsun öf demedi peygamberimiz. Bir kez olsun öf demedi. Kimsenin kusurunu yüzüne vurmadı. Bazıları şöyle yapıyor şeklinde topluma konuşurdu ama adamın şahsına konuşmazdı. Topluma konuşurdu. Ve kendisine yapılan ikramları küçümsemez ve ikram sahiplerini hayırla anardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun gibi daha bir sürü daha özelliği var cemaatimiz. İşte Mevlevi haftası vesilesiyle bu akşamki sohbetimiz peygamberimiz ahlakından bazı örnekleri size vermiş olduk. Anlatmış olduk. Tabii vaktimiz dar. Dar oldu bu kadar anlatabildik. Bizler hepimiz peygamberimizin hayatını peygamberimiz Siyer Nebi kitaplarından okuyalım, öğrenelim. Ya da bizler anlatıyoruz. Hepimiz kulaklarımızı iyi açalım ve dinleyip o peygamberin, o yüce insanın hayatını yaşamak için elimizden geleni gayret edelim ki yarın kıyamet gününde peygamberimiz bize şefaat etsin. İnşallah Kevser suyundan, Havz-ı Kevser'den bizlere versin. Yoksa cemaatimiz işimiz iyi değil. Ben size söyleyeyim. Allah cümlemize yardım etsin. Şu anda Müslümanlar zalimin zulmü altına inerken biz sesimizi çıkarmıyorsak Allah bizlere yardım etsin. Hakikaten iş değil. Bizim işimiz iyi değil. Allah cümlemize yardım etsin. Allah Teala o kardeşlerimize, zalimlere kahretsin. O mazlum kardeşlerimize yardım etsin. Onların, onlardan vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin inşallah diyoruz.